Şimdi 15. sorudayız. Diyor ki boyutları 12, 20, 36 olan dikdörtgenler prizmasından eş küpler. Eş lafı varsa ne demiştik? Hemen EBOB'u yapıştırıyorduk. Diyoruz ki EBOB 12, 20, 36. Baktığımız zaman EBOB'unun 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani küpün bir kenarı 4 birim olacak. 12 birim olan yere 4 birim olan küplerden 3 tane 20 birim olan yere 4 birimlerden 5 tane 36'nın olduğu yere 4'lerden toplam 9 tane olacaktır. O zaman diyorum ki 3, 5 ve 9'un çarpımı olacak 135. Hatta şöyle söyleyeyim. 3 boyutlular varsa bunlarda bunun hesabı hacimle bulunuyor. Hacim dediğimde şu gençler bir tane dikdörtgenler prizması çizdim. Diyoruz ki burası A, burası B, burası C olsun. Bunun hacmi A çarpı B çarpı C. Yani üç kenarın çarpımı olacaktır. Geldim diğer soruya. Diyor ki boyutları 6, 8, 12 olan dikdörtgenler prizması yan yana üst üste gelerek küp oluşturacaktır. En az kaç dikdörtgen prizması gerekir? Biraz önceki dikdörtgen sorusuna benziyor aslında. Ne yapıyorum? Yan yana üst üste getiriyorum. Yeni bir tane şekil ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O zaman bir kenarı 6'nın katı, bir kenarı 8'in bir kenarı da 12'nin katı. Ama küp olacağı için de bunlar hep aynı sayılar olmak zorunda. Yani 6, 8 ve 12'nin ortak katı olmak zorunda. Ortak katı 24. Demek ki kübün bir kenarı 24 birim, 24 birimin olduğu yere. 6 birimden 4 tane 8 birimden 3 tane 12 birimden de 2 tane demek oluyor ki 4 çarpı 3 çarpı 2 tane dikdörtgen gerekecek yani 24 tane diyeceğiz geldik buna bir tane dikdörtgen verilmiş 20 ve 12 santim kenarları var yandaki dikdörtgenlerden kareler oluşturulacaktır en az kaç kare atladığınızı duyar gibiyim. Sakın ama sakın evop almaya kalkmıyoruz. Neden? Çünkü eş kareler dememiş. Karelerin hepsinin aynı boyuta sahip olacağından bahsetmemiş. Yani farklı boyuta da sahip olabilirler. Ne yapıyoruz gençler? Hemen çizdim bir tane dikdörtgen. Şurası 20 burası 12 olsun. Her zaman küçüğü baz alıyorum. Dikdörtgenin yani karenin bir kenarı 12 olsun. Geldim. Burası 12 12 12. E şu uzunluk 8 değil miydi? Bu defa ne yapıyorum? 8'i baz alıyorum. Dikdörtgenimin bir kenarı, daha doğrusu karenin bir kenarı 8. Buranın 12 olması için de 4 mü gerekiyor? Bu defa da bu dikdörtgeni 4'er 4'er parçalıyorum. Ne olmuş oldu? Bakın, hepsinin kenar uzunlukları aynı olmuş oldu. Yani birbirinden farklı 1 2 3 4 tane ne elde etmiştik? Kare elde etmiş olduk gençler. Dediğim gibi kesinlikle ebopla karıştırmayın. Bunun ebobunu istiyor olsaydı sorunun başında bize eş kareler yani karelerin bütün boyutlarının aynı olduğunu vurgulayacaktı. Şimdi geldik buraya. Diyor ki şekildeki kumaşları keserek eş parçaya ayrılıyor. En az kaç parça oluşur? Bir kere eş lafını gördük, hemen ne diyoruz? Biz buna EBOB diyoruz. Ne yaptık? EBOB 20 ve 12'yi aldık. Bunların EBOBları 4 birim. Yani 4'er uzunluğa sahip olacaklar. 20 santim 4'er uzunluğa sahip, 5 parça elde edilir. Peki 12'nin olduğu yerde 4'er uzunlukta 3 parça elde edilir. Toplam 8 parça oluşmuş oldu. Diğer soruda da diyor ki en az kaç kesim işlemi yapılır? Şöyle söyleyeyim size. 20 santim uzunluğundaki bir kumaşı 4'er santim uzunluğuna ayıracaktım. Yani 5 parçaya. 1, 2, 3, 4, 5. Peki 12'ye geldim. Bunu da 3 parçaya mı ayıracağım? Şöyle söyleyeyim. Kaç tane kesim işlemi yapmış olduk biz buradan? 4 tane. Burada kaç tane kesim işlemi yaptık? 2 tane. Toplam 6 tane kesim işlemi yapılır. Ya da şu şekilde de söyleyebiliriz. Parça sayısı kaç tane ise 1 eksiği kesim işlemini verir. Parça sayısı 5, o zaman kesim işlemi 4. Parça sayısı 3, kesim işlemi 2 olmuş olacak gençler. Devam ediyorum. Burada da diyor ki: Bir duvarın yapımında iki çeşit taş ve taşların ebatları verilmiştir. Şimdi bir tane uzun dikdörtgen, bir tane de kısa. Uzun dikdörtgenin bir kenarı 56, kısa dikdörtgenin bir kenarı 24. Bu duvarın uzunluğu aynı olacağı için 24 ve 56'nın ortak katı. EKOK 26 ile 24 ile 56. Hemen 24 ile 56'nın EKOK'una bakalım. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 28. 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 14, 2'ye böldük 3, 7, 3'e böldük 1, 7, 7'ye böldük 1 diyeceğiz görünmemiş. Şimdi burası 8 çarpı 7 çarpı 3 mü? Yani 56 ile 3'ün çarpımı olacak. 18, 168 yapıyor. Ya da 168'in katı olmak zorunda. Bize diyor ki gençler 10 metreden fazla ise şunu biliyorum 1 metre kaç santimdi 100 santimdi o zaman 10 metre ne kadar olacak 1000 santim olacak o zaman bunu geçmeye çalışıyoruz gençler 1068'in katlarını alarak 1000'i geçmeye çalışacağız şöyle yapalım 168'i kaçta çarpsak 5 5'te çarpsak Burası 40. Elde var 4. 34. Kaç yaptı? 840 mi yaptı? Peki buna bir tane daha 168 eklesek. 10. Elde var 1. Burası 9. 1008 mi yaptı? Evet. 10 metreden fazla yani 1000 santimden fazla olmuş oldu. Bize neyi soruyor? Kaç tane yeşil taştan sığar? Yeşilin uzunluğu neydi? 24'tü. Hemen 1008'i 24'e bölüyoruz gençler. Kaç kere var sanırım? 4 kere var. Kaç yaptı burası? 96. Burada da 48. 2 kere 24. 48. Yani 42 tane yeşil taştan gerekli olacakmış. Geldim bu soruya. <laughs> Yok ki. Kamyonun kasasına ilk önce başta 10 santim boşluk olacakmış. Daha sonra 15 santim kutuyu koyuyorum. 10 santim boşluk. 15 santim kutu 10 santim boşluk. Kamyonun en sonunda tekrar 15 santimlik bir kutu var. Yer değiştiriyorum. Önce 5 santim boşluk bırakıyorum. Daha sonra 15'e 5, 15'e 5 bu şekilde devam ediyorum. Diyor ki ikinci sıralandığımda birinciden ne kadar fazla yerleşir? Ben bunları grup haline getirmeye çalışacağım gençler. Şimdi 10 santim boşluk 15 santim kutu. Bunların ikisi bir olsa. Yani burası 35'in pardon 25'in katı mı olacak? Bozan bir durum yok. Burası da 25'in katı. Burası da 25'in katı. Buraya baktığım zaman burası da 20'nin katı olmuş oluyor. Buralar da 20'nin katı olmuş oluyor. Yani şu mu olmuş oluyor? Ekok 20 ile 25. Peki ben 20 ile 25'e bakarsam 5'e böldüm. Burada 4 burada 5 kere var. 4'e böldüm, 5'e böldüm. Ortak bölen yok. Burası sanıyorum 100. Peki. Şimdi diyor ki ne kadar fazla yerleşir? Kamyonun kasasının uzunluğunu en az bazalıya not düşmüşüm. Yani yüzün katı almak yerine sadece ne yapıyorum? Kamyonun kasasını yüz olarak kabul ediyorum gençler. Yüzün olduğu yere 25'liklerden kaç tane sığacaktır? 4 tane. Yüzün olduğu yere 20'liklerden 5 tane sığacaktır. Yani 4 kutu üst tarafta 5 kutu alt tarafta olmuş olacak. İkinci sıraladığımda birinciden ne kadar fazla olmuş olacak o zaman? Sadece bir tane fazla olmuş olacak. Geldim diğer sorumuza. Şimdi diyor ki A kutusundan 80 adet varmış, B kutusundan 120 adet. Yukarıdaki verilere göre A kutusundaki şekerlerin %40'ı B kutusundaki şekerlerin %30'u çileklidir. Seçil Hanım bu kutulardan bir tanesini seçerek ve hangisini seçerse seçsin hangisini seçerse seçsin aynı sayıda şekere sahip olacağına göre diyor. Hangisini seçerse daha az ücret öder. Şöyle diyelim. A kutusu ve B kutusu diyelim gençler. Şimdi bize diyor ki A kutusundaki şekerlerin %40'ı yani 80'in %40'ını alıyorum. Buradan sadeleştirme yapsam 32 kutusu çilekli. 120'nin de %30'u 31 30 bölü 100 desek buradan 36'sı çilekli. Ama diyor ki hangisini seçerse seçsin aynı sayıda şeker olacak. Yani diyor ki gençler 32 ile 36'nın ortak bir katı. Ekok 32 ve 36. Bakarsak 2'ye böldüm. Hatta 4'e bölünüyor. 4'e bölelim. 4'e böldüm 8. 4'e böldüm 9. 8'e böldüm. 9'a böldüm diyelim. 4 kere 8. 32. 32 ile 9'un çarpımını istiyor. 18 elde var. 1, 27 bir elde. 288'miş. Peki gençler. 288'de 32'lerden kaç tane elde ederiz? 288 bölü 32. Kaç kere vardır burada? 9 kere vardır. Yani burada 9 tane kutu seçeceğim. 288'de Kaç tane? Nerede o? 36'lardan var. Sanırım burada da 8 tane. Buradan da 8 kutu seçiyorum. Kutunun tanesi 10 TL. Buradan o zaman 90 TL. Buradan 96 TL ödeyeceğim. Hangisini seçerse daha az ücret öder demiş. Yani hangi kutuyu seçiyorum? A kutusu, A kutusu 90 TL, B kutusu 96 TL ödeme istiyor. Son iki sorumuz gençler. Bu soruda da diyor ki şekildeki rafa eni 3 boyu 14 santim olan kitaplar birinci şekildeki gibi dizilir, dizilirse rafın sonunda 2 iki santim. ikinci şekildeki gibi dizilirse rafın sonunda 13 santim. Yani bu rafın uzunluğu aynı. 3'er 3'er diziyorum burada. Yani 3'ün katları şeklinde diziyorum. 2 artıyor. Şöyle diyebilir miyim? 3x artı 2. Burada da 14 14 dizdiğim zaman 13 artacak. 14 y artı 13. Biraz önce de söylemiştim. Eğer şuralar eşit olsaydı hiçbir sıkıntı yoktu. Eşit olmadığı için burayı ben 3'ün katı, burayı da 14'ün katı yapmak zorundayım. Bozan 2, bozan 13. Bir şey ekleyip ya da çıkarmalıyım. Artı 1 ekliyorum. 3x artı 3 burası. 14y artı 14 burası. O zaman 3 ile 14'ün ekok olmuş oluyor. Hemen yapalım. 3, 14 aralarında asal oldukları için ekokları çarpımda 42 diyeceğim. Ama şöyle bir şey demiş. Rafın uzunluğu 2 metreden fazla ise. Bu zaten santimetreydi. 2 metreden uzunsa nedir bu? 200 santimden fazla olmuş olacak. Peki şöyle yapsak. 4 katını alsak 168 olur. Eğer biz 42'nin 5 katını alsak 210 mu olur? O zaman burası aslında 210 santimmiş. Yalnız şöyle bir şey vardı. Artı bir yoktu. Biz kendimiz uydurmuştuk. 210'dan 1'i çıkarmak zorundayız. 209 diyeceğiz gençler. Geldik son sorumuza. Diyor ki yolun kenarına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Yolun uzunluğu 90 metreden fazla ise zaten aralarında 3'er ve 5'er metre aralıklarla verilmiş. En az kaçtır demiş. Yolun uzunluğu 90 metreden fazla ise en az kaçtır? Ağaçların kapladığı alan 1. Yani diyor ki gençler şurası ne olmuş oluyor? 1 metreymiş. Şöyle diyebilir miyim? Burası o zaman 4. 4, 4 gidecek. En sonunda 1 kalıyor. 4'ün katı artı 1. Burası da zaten 1 olduğu için 6, 6 mı gidecek? 6'nın katı artı 1 olacak. İkisinde de artı 1 olduğu için hiçbir sıkıntı yok. O zaman diyorum ki ekok 4 ile 6 bunların ekoku nedir? 12'dir gençler. Ama diyor ki 90 metreden fazla ne yapıyorduk? Ekokun katını alıyorduk. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Daha sonra diyoruz ki 90'dan büyük olduğu için bulduk. Ama şuradaki artı biri biz hesaba katmamıştık. En son ne yapıyoruz? Bu artı biri ekliyoruz. 97 diyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.